Twitter'da bazen Kur'an anayasamız olsun gündem oluyor. Sadece Kur'an kaynak olarak yapabilir mi? Tabii hadissiz. Kur'an anayasa sözü yanlıştır. Bunu yazanlar cahil dindarlardır. Ne Kur'an'ı bilirler, ne anayasayı bilirler. Ne Kur'an'da anayasa ilgili ne deniyor? Anayasanın tarihi nedir? Kur'an'ın tarihi nedir? Bunlar daha çok muhafazakarlardır. Muhafazakarlar dini bilmezler. Muhafazakarlar sadece dini kullanırlar. Kur'an anayasamız lafı cafcaflı bir laf. Oo, dindar o kadar dindar ki Kur'an anayasa yapıyor. Kur'an anayasa olmaz. Peki yapılacak anayasada bazıları Kur'an'dan ilham alarak teklifte bulunabilirler. Ortak bir anayasa kurulu oluşur. Bazıları Kur'an'dan ilham alarak, bazıları Tevrat'tan, bazıları İncil'den ilham alarak, bazıları Aristo'dan, Eflatun'dan, filozoflardan, bilge kişilerden, Montesquieu'den, Jean-Jacques Rousseau'dan, Avrupalı filozoflardan, siyaset bilimlerinden ilham alarak anayasamız şöyle olsun diyebilirler. Onlar beraber bir yerde otururlar, tartışa tartışa çatır çatır konuşurlar ve beraberce bir anayasa oluşturabilirler. Eğer Kur'an'dan ilham alanların, Tevrat'tan, İncil'den ilham alanların söyledikleri çağdaş dünyayla örtüşüyorsa, insanların ihtiyaçlarına cevap veriyorsa, evrensel değerler içinde barındırıyorsa onlar kabul de edilebilir. Onlara sırf din kitaplarıdır, aman oradan olmaz diye de tavır konmamalıdır. Fakat sadece buradan yalanlar olacak. Bu anayasa olacak, başkası olmayacak demek de doğru değildir. Bunlar Allah'ın kitabını pazarlığa açmak filan da değildir. Anlaşmaktır, konuşmaktır. Peygamber Medine'de kendisine Kur'an geldiği halde kendi dininin adını, İslamiyet'i ve kitabın ismini Medine Sözleşmesi'ne yazmamış kardeşim. Adalet yazmış. Barış yazmış. Savunma yazmış. Herkesin dini kendine ait olacak yazmış. İnsanlığın ortak değerleri yazmış. Maruf. Bunlara göre yürüteceğiz işleri yazmış. İşte örnek ortada. Öyle olacak.